Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben doktor Kemal Aslan. Bir önceki videomuzda size CRP'yi anlatmıştım. Bugün MCV testini anlatacağım. Kısaca MCV nedir? MCV yüksekliği ne demektir? Düşüklüğü ne demektir? Şimdi öncelikle MCV'yi bir anlayalım. Şimdi herhangi bir nedenle doktora gittiniz arkadaşlar. Doktorunuz sizden hemogram testi istedi. Hemogram testini belki duymuşsunuzdur. Kan da işte lokositlerin, eritrositlerin yani kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi ya da trombositlerin sayısını işte şeklini artmış mı azalmış mı bunlarla ilgili bir takım hastalıklar hakkında bilgi veren basit bir test. Bu testte arkadaşlar bakın böyle MCV denen bir parametre var. Bu MCV arkadaşlar İngilizce mean corpuscular volume demek yani ortalama eritrosit hacmi. Şimdi MCV yüksekliği demek arkadaşlar sizin dokulara oksijen taşıyan eritrositlerinizin yani kırmızı kan hücreminin e, ortalama boyutunun artmış olması demek arkadaşlar. Yani eritrositlerinizin e, normalden büyük olduğu anlamına gelir. MCV düşüklüğü ise tam tersi eritrositlerinizin ortalamadan düşük e, çapta olduğunu gösterir. Bu MCV yüksekliği peki neden olur arkadaşlar? E, belli başlı bir takım hastalıklar veya durumlar var. Bunlar nedir? En başta arkadaşlar B12 eksikliği. Bu B12 vitamini çok önemli bir vitamin. B12 eksikliğinde arkadaşlar eritrositleriniz büyüktür ama e, normal eritrosite göre daha az fonksiyon görür diyelim. Eritrositin çap arttığı için MCV değeri de yükselmiştir. Bir diğer neden arkadaşlar folik asit eksikliği, bu folat eksikliği de tıpkı B12 gibi MCV değeriniz yükseltir. Onun dışında sürekli alkol alma, alkolizm, karaciğer hastalıkları, hipotiroidizm yani tiroid bezinin az çalışması Myelofibrozis denen bir durumda yine MCV değeriniz yüksek çıkar arkadaşlar. Ee, peki MCV değeriniz niye düşük çıkar? Yani elektrostiklerinizin çapı neden küçüktür? da belli başlı işte onu bulmayan nedeni var. Bunların en başında arkadaşlar demir eksikliği anemesi geliyor. Bu çok sık görülen bir kansızlık türü. Dünyanın en sık görülen kansızlık türü aslında demir eksikliği anemesi. Onun dışında arkadaşlar talasemi denen bir durum yine kurşun zehirlenmesinde MCV değerleri düşer. Onun dışında e, sideroblastik anemi denen bir kansızlık var bunda düşer. Yine bir takım hemoglobin bozuklukları hemoglobinopati diyoruz bunlarda MCV değeriniz düşer. Ve arkadaşlar e, miyofibroz denen bir kemik ili hastalığı var bunda da MCV değeriniz düşer. Yani MCV yüksekliği arkadaşlar genelde eritrositleriniz işte neyi, neyi gösterir büyük olduğunu ama e, genelde yine bir kansızlığı gösterir MCV değerinin düşük olması da eritrositlerin küçük olduğunu gösterir bunlar arkadaşlar genelde kansızlık yani anemi diyoruz tablodaki bunlarla beraber görülür e, tek başına MCV düşük ya da yüksekliği pek görülmez kansızlığın tipini ayırmaya yarar ve bunun tabii nedenine göre de. Doktorunuz kansızlığınızı tedavi eder. Mesela işte b 12 düşükse, eksikliğiniz varsa size B12 tedavisi uygulayacaktır. Tam tersine demir eksikliği varsa ne olacaktır? MCV seviyeniz düşecektir. O zaman da demir tedavisi verecektir. MCV testi bu arkadaşlar. Kansızlığınızın tipini ayırmaya yarayan bir test. Evet, MCV bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda size yine kan tahlillerinden RF nedir? Yüksekliği ve düşüklüğü nedir? Onu anlatacağım. Ee, Ahmet Cem'e buradan selam olsun. Bir sonraki videoda ne zaman geliyor demişti. O da gelmiş oldu Ahmet. Evet, RF videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.